Selam dostlar, Doğal Düşün TV'ye hoş geldiniz. Bugün birçok üretici ve hobicinin başına ağrıtan bir konudan bahsedeceğiz. Meyve ağaçlarının zamanından erken uyanması. Soğuk kış günlerinde hava birden ısındığında ağaçlar baharın geldiğini sanıp tomurcuklanmaya başlayabilir. Ama ardından soğuklar geri döndüğünde bu uyanış büyük bir riske dönüşebilir. Belki de dönüşmeyebilir. Ağaç erken uyandığı için ölecek ve veya meyve vermeyecek demek çok da doğru olmaz. Ama doğanın ritmi dışına çıktığımız için mutlaka bazı sorunlarla karşılaşacağız demektir. Peki, doğanın dengesini bozmadan erken uyanmayı doğal yollarla nasıl önleyebiliriz? Gelin, çiftçilerin dünya çapında kullandığı etkili yöntemlere hep birlikte göz atalım. Öncelikle ağaçların neden erken uyandığını anlarsak soruna çözüm bulmak daha kolay olabilir. Düz mantıkla hava sıcaklığı arttı ve ağaçlar aldandı erken uyandı demek çok da sorunu ortaya çıkartan bir şey değildir. Sıcaklık artışıyla birlikte başka durumlara da ihtiyaç var. Mesela toprak kuruysa yani ağaç etkili su alımı yapamıyorsa sıcaklıkla birlikte uyanma ihtimali ortaya çıkabilir. Birazdan bunu daha detaylı anlatacağım. Başka bir konuda ağaç zaten soğuklanmasını tamamlamış ve biyolojik olarak uyanması gereken süreci tamamlamış olabilir. Bir ağacın uyanmaya başladığını nasıl anlarız diye soracak olursak en basit yöntem şudur. Ağacın dibini kaplayan kar tabakası erimeye başladıysa ve ne oranda eridiyse o oranda ağaç uyanmaya başlamış demektir. Görsellerde farkındaysanız uyanmış ağaçların gövdelerine kadar kar vardır. Ancak uyanmaya başlayan ağaçlarda kar gövdeden ayrılmış ve toprak görünmeye başlamıştır. İşte bize ağaçların uyanmaya başlayıp başlamadığını gözlemleyebileceğimiz en büyük emare budur. Böyle bir durum gözlemliyorsanız kabuğu hafifçe kaldırarak öz suyu akışını kontrol edebilirsiniz. Eğer kabuk kolayca ayrılıyorsa ağacınız aktif hale gelmiş demektir. Ağaçların biyolojik saati vardır ve belli ısı değerlerini topladığında uyanması gayet normaldir. Burada basit bir matematik hesabı yapabiliriz. Bu hesaplama ağaçların soğuklanma ihtiyaçları değildir. Ağaçların gelişmeye başlayacağı dönemin startını vereceği zamanı hesaplamaya çalışıyoruz. Bu bize ağacın erken mi yoksa zamanında mı uyandığını anlatacak. Çiçeklenmenin başlangıcını tahmin edebileceğimiz en önemli gösterge sonbaharda yaprakların büyük bir kısmını döktükten sonraki dönemde etkili sıcaklıkların toplamı yani 5 derecenin üzerindeki ortalama günlük hava sıcaklıkların toplamı olarak kabul edilir. Basitçe örnekleyerek anlatmak gerekirse uykuya yattıktan sonra Kasım ayında 7 gün 5 derecenin üzerindeydi. Kasım ayı 35 eder. Aralık ayında 4 günde 5 derecenin üzerindeydi. Aralık ayı da 20 eder. Ocak ayında 5 derece üzerinde gün yoktu. O zaman Ocak ayı 0. Şubat ve Mart toplamı da 20 ettiğini düşünelim. Nisan'da da 9 gün bu derecenin üzerinde olduğunu düşünürsek eder 45. Bunların toplamı da 120 eder. Şimdi bunlar bir kenara dursun. Meyve ağaçlarının uyuduktan sonra uyanması gereken zaman toplamları da şöyledir. Kayısı da yaklaşık 90 derece, armut verikte 125 derece, kirazda 150 derece, elmada ise 180 derece olup çeşitle göre bu değerler değişebilir. İlk yaptığımız hesaplamada toplamımız neydi? 120. Demek ki kayısı ağacımız Nisan ayında uyanma emareleri veriyorsa çok da büyük bir sorun yoktur. Ama kiraz ağacımız uyanmaya başladıysa bir çare bulmak gerekebilir. Tabi şunu anlatmadan da geçmeyin. Uyanmak için en fazla toplam saate ihtiyaç duyan elma ağaçları aslında soğuklara en dayanıklı ağaçlardan biridir. Çiçekleri eksi 2 derecede bile zarar görmez. Ama biz işimizi çok da şansa bırakmayalım, erken uyanmasını önlemeye çalışalım. Peki erken uyanmasını nasıl önleyeceğiz? Öncelikle en basit yapacağımız uygulamalara bakalım. Ağaçların kökleri sıcak dalgalanmalarından korumak için saman, kuru yaprak veya odun talaşı gibi organik malçlar kullanabilirsiniz. Bu doğal yalıtım toprağın ani ısınmasını ve soğumasını önler. Ayrıca köklerdeki yarayışlı suyun donmasını da engeller. Genelde yapılmayan yaz budaması da bir sonraki ilkbaharda erken uyanmayı geciktirir. Yaz budamalarını ihmal etmeyin. Videonun başlarında sadece sıcaklık artışı etken değildir demiştik. Ağaçlar uyanmak için topraktaki yarayışlı suyu bulması gerekir. Ağaçların suyu alabilmesi için Suyun agrega boyutu da önemli. Yani su donarak sıvı halden kum gibi veya küçük çakıl taşı gibi hallere dönüşürse ağaçlar bunları kullanamaz. Yetişkin ağaçlar 70 ila 100 litre, genç ağaçlarda ise metrekareye 30 litre civarında su kullanarak sulama yapmanızı tavsiye ederim. Dünya çapında birçok üreticinin yaptığı bir uygulama vardır ki bu uygulama benim en azından bildiğim 35 yıl önce Trakya köylüsü de yapardı. Ağacın etrafındaki karı ezmek erken uyanmaya geciktirdiği iddia edilir. Bu uygulamada karın daha iyi donmasını sağlamak için özellikle sıkıştırılması ve hatta üzerine su dökülmesi önerilir. Köklerin uzun süre donmuş toprakta kalması durumunda bitkinin gelişmesinin ve çiçek tomurcuklarının uyanmasının geciktiğine inanılmaktadır. Tabi kökün bir miktar açıldığı, içine kar konulduktan sonra üzerine toprakla kapatıldığı farklı uygulamalar da vardır. Trakya köylüsünün yaptığı uygulamada bu şekildeydi. Etkili midir derseniz deneyin, test edin derim. Bazı çiftçiler özellikle Akdeniz ülkelerinde ağaç gövdelerini beyaz kireç veya kaolin kiliyle kaplayarak güneş ışınlarının emilimini azaltır. Böylece gövde fazla ısınmaz ve ağaç erken uyanmaz. Bu konuda bir videomuz vardı. Orada detaylı şekilde ağaçların boyanmasının faydalarını veya zararlarını anlatmıştık. İzlerseniz detaylı bilgilere ulaşmış olursunuz. Hormon kullanımının bazı durumlarda etkili olduğunu söyleyebiliriz. Ancak yapılan çalışmaları incelediğimizde geniş meyve bahçelerinde etkili olurken hobi amaçlı birkaç ağacın olduğu bahçelerde çok etkili olmadığını görüyoruz. Oksijen hormonu içeren ürünler belki diyorum işinize yarayabilir. Ama tam olarak bel bağlamak da çok doğru değil. Bitki antifrizleri de aslında sıcak ve soğuk stresi ve don zararına karşı ağaçları korur. Ağacın erken uyanmasını geciktirmez. Önümüzdeki günlerde bitki antifrizlerine dair geniş kapsamlı bir video hazırlayacağım. Artılarını, eksilerini, bize avantajlarını ve zararlarını orada görme şansımız olacak. Aynı şekilde bordo bulamacının da erken uyanmaya geciktirici bir özelliği yoktur. Bu tarz bir ürün kullanmak istiyorsanız demir sülfatı kullanabilirsiniz. Çiçeklenmede yaklaşık 10 gün gecikmeye yol açar. Ancak tek başına kullanımı çok etkili olur diyemeyiz. %5-%7'lik bir üreç çözeltisi kullanmak gerekir. Yani 10 litre suya 500 ila 700 gram üre koyarak kullanabilirsiniz. Hızlı kullanın, suda çözülen üre çok hızlı havaya karışır. Veyahut da toprağın üzerine üreyi serpin, hızlıca üzerini sulayın. Bu şekilde de toprağın içerisine rahatlıkla karışmasını sağlarsınız. Demir sülfat ve üre ile yapılan uygulamalar meyve ağaçları ve üzümlerde şok etkisi yaparak çiçeklenmenin gecikmesine neden olmaktadır. Ağaçların erken uyanması bütün dünyadaki çiftçilerin derdi. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da birçok çiftçi toprak sıcaklığını dengede tutmak için kök bölgesine kalın bir organik malç tabakası seriyor. Saman, kuru yapraklar, odun talaşı veya kompoz toprağın fazla ısınmasını önleyerek ağacın yanlış sinyaller almasını engelliyor. İspanya ve İtalya'da çiftçiler meyve ağaçlarının gövdelerini kireç badanası veya kaolin kiliyle kaplayarak güneş ışığını yansıtıyor. Fransa'da bazı bağ ve meyve üreticileri kış aylarında kontrollü sulama yaparak toprak nemini koruyor. Japonya'da bazı çiftçiler kışın sıcak havalarda yapay gölgelendirme kullanarak ağaçların fazla ısınmasını önlüyor. Kanada ve Kuzey Avrupa'daki meyve üreticileri ise erken uyanmaya yatkın türler yerine daha geç uyanan elma, kiraz ve ceviz çeşitlerini tercih ederek riski en baştan azaltıyor. Bu yöntemleri uygulayarak ağaçlarınızı erken uyanmadan koruyabilir ve bahar donlarından zarar görmelerini engelleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, dostçakalın.